20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mısra Sapan'ı göz altında bu hale getirdiler. Barınamıyoruz diyen üniversite öğrencilerine destek veren, birlikte eylem yapan Mısra Sapan, 10 gün önce verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. Ben İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim ve üniversite öğrenci, öğrencileri olarak bizler Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum ama mesela farklı şehirlerden gelen öğrenciler de var burada üniversite kazanıp. Şu anki durumda öğrenciler yani üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşıyor. Saraylar, bir sürü devletin yararlanabildiği veya çok zenginlerin kullandığı bir sürü alan varken mesela zam yapılan, birdenbire fiyatları artan alanlar öğrencilerin yurtları, evlerin kiraları oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin tutuklanmasını protesto etmek için Kampüsün güney kapısına giderken arkadaşlarıyla darp edilerek gözaltına alınan 8 kişiden biriydi aynı zamanda. Devletin başkanı çıkıp televizyonlara eskiden 45 liraydı, şimdi 650 lira oldu bu KYK bursları. Neyinize yetmiyor? Elinize dilinize dursun gibi cümlelerle öğrencileri bu şekilde aşağılayabiliyor ve hiç de hani çekinmeden bunu yapabiliyor. Çünkü kendileri tabii ki bunu hiç bilmiyorlar. 650 lirayla nasıl geçinilir? 650 lirayla nerede kalınır, ne yenir? Bunu bilmedikleri için rahatça söylüyorlar. Hiç deneyimlemediler çünkü. Ama biz öğrenciler gerçekten bu 650 lirayla mesela ailesiyle ilişkili olmayan öğrenciler tamamen bu 650 lirayla geçinmek zorunda bırakılıyor. 650 lirayla hem bir yerde kalacak yurtta veya kirada, hem giyecek, hem de ulaşım gibi bir sorun da var. Mesela herkes okulun dibinde oturmuyor ki. Bunlarla tamamen bir ayı 650 lirayla geçirmek zorunda bırakılıyor. Bu gerçekten öğrenciler için olanaksız, tamamen imkansız bir durum. Gazete Farsu'denin haberine göre anarşist gençlik üyesi, üniversite öğrencisi Mısra Sapan gözaltı sırasında polis şiddetine maruz kaldı. Gözleri morardı. Özellikle yüzüme vurdular dedi. Erdoğan'ın "Onlar öğrenci değil." sözleriyle hedef gösterdiği gençlerden biri olan üniversite öğrencisi Sapan Kendisi gibi üniversitelilerin sorunlarını dile getirmişti.: Bir üniversite öğrencisi olarak ben de tüm öğrencilere, öğrenciler dışında da herkes hani öğrencilerin sesini yükseltmeye ve sadece öğrenciler de değil barınamayan iş işçilerin, işsizlerin, herkesin ses, sesini yükseltmeye ve bu e, hani gündemi e, tüm sokaklara taşımaya çağırıyorum.